Şu ana kadar sonsuz seriler için bir sürü örnek gördük. Bu videoda sonsuz serileri kullanarak bir fonksiyon tanımlayacağız ve ben bunun son derece ilgi çekici bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tüm matematik kariyeriniz boyunca da sıklıkla karşılaşacağınız seri bir kuvvet serisidir. Size kuvvet serisinin genel formunu yazıyorum. Evet, diyelim ki fx fonksiyonunu n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a alt indis n ki bu terimlerin katsayısıdır çarpı x eksi sabit bir sayı olan c üzeri n olarak tanımlamışlar. Bunu genişleterek yazacak olursak, birinci terimin katsayısı a alt indi 0 olacak, çarpı x eksi c üzeri 0. Evet, artı ikinci terimin katsayısı olan a alt indis 1 çarpı x eksi c üzeri 1. Bu arada bunun a alt indis 0'a, bunun da a alt indis 1 çarpı x eksi c'ye eşit olacağını biliyoruz. Devam edelim. Arte a alt indis 2 çarpı x eksi c üzeri 2 ve bu şekilde sonsuza kadar devam edebiliriz. Şimdi bunu gördüğünüzde geometrik serilerin kuvvet serilerinin özel bir şekli olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Bu durumda ortak oran r yerine x ya da bir değişken olur. Ve eğer bu şekilde düşünüyorsanız son derece haklı olduğunuzu da bilmelisiniz. Hemen not ediyorum. Geometrik seriler. Evet, geometrik seriyle tanımlayabileceğimiz bir fonksiyon düşünelim. Bu arada her seferinde bağımsız değişken olarak x'i kullanmamıza da gerek yok ama fonksiyonlar genel olarak bu şekilde ifade edilirler. Tabii bu x yerine r kullanmaya engel değil. Her neyse şimdi gx'in e, n eşittir sıfırdan sonsuza a çarpı x üzeri n olduğunu varsayalım. Bu tipik bir geometrik seridir. Peki, bana bununla bunun arasındaki farkın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Aralarındaki fark, buradaki terimlerin katsayısı a iken buradakilerin a alt indis n oluşu. Burada her seferinde aynı katsayıyla çarparken burada katsayılarımız da her defasında değişiyor ve buradaki geometrik seriyi x eksi c üzeri n yerine x üzeri n olarak tanımladık. Bunun c'nin 0 eşit olduğu özel bir durum olduğunu da düşünebiliriz. Bunu da genişletelim. A çarpı x üzeri 0 ki bu a'ya eşittir artı a çarpı x üzeri 1 artı a çarpı x üzeri 2 ve artı nokta nokta nokta. İşin heyecan verici ya da ilgi çekici kısmı, bazı koşullar altında bunun bize sonlu bir değer vereceğini, yani yakınsayacağını bilmemiz. Peki, sizce buradan sonlu bir değer elde etmemizi sağlayan bu özel koşullar ne olabilirler? Bunun yakınsaması için öncelikle terimlerin giderek küçülmesi gerekir. Ve bu terimler ortak oranın mutlak değeri birden küçükse giderek küçülürler. Hemen not ediyorum. Ortak oranın mutlak değeri birden küçük ise yakınsar. Bunu eksi 1 küçüktür x, o da küçüktür 1 olarak da ifade edebiliriz x bir değişken olduğuna göre bu değerler arasında herhangi bir değer alabilir ve fonksiyonu tanımladığımız değişkenin değer aralığına da yakınsaklık aralığı adını veririz. Evet x eğer bu aralıktan bir değer alıyorsa bu seriden sonlu bir değer elde edeceğimizi söyleyebiliriz ve bu sonlu değerin ya da toplamın ne olacağını da biliyoruz. Bu seri eğer yakınsıyorsa birinci terim yani a bölü 1 eksi ortak oran bir terimden diğerine geçerken x ile çarptığımıza göre x'i elde ederiz. Bu son derece faydalı. Çünkü bu sayede sıklıkla karşımıza çıkan fonksiyonları bu hale getirip geometrik bir seri gibi genişletebileceğiz kuvvet serilerinin ya da buradaki örnekte olduğu gibi geometrik serilerin fonksiyonları tanımlaması mühendislikten finansa kadar hayatımızın birçok alanında sıklıkla kullandığımız bir şeydir. Bu serilerin sonlu sayıda terimini kullanıp fonksiyonlar için insan beyninin anlayabileceği ölçüde basit tahminlerde bulunur veya serilerle oynayabiliriz. İlginç olan şey ise genişletilmiş formdan bu sonlu değere geçmeden bu şekilde ifade edilmiş bir şeyi alıp genişletilmiş forma getirebilecek olmamız. Tabii bunu sadece yakınsaklık aralığında yaptığımız konusunda da dikkatli olmamız gerekecek. Demek istediğim bu sadece ve sadece yakınsaklık aralığında geçerlidir. Matematik kariyerleriniz boyunca göreceğiniz terimlerden bir diğeri ise yarı çap. Evet, yakınsaklık yarı çapı. Bu da x değerinin c'den hangi belirli miktarda küçük olması durumunda serinin yakınsayacağını belirleyen bir başka ölçüttür. Mesela burada c değeri sıfırdır x 0'ın bir değeri içinde olduğu sürece bu yakın ve burada da bu değerin 1 olduğunu görüyoruz. x 1'e kadar gidebilir ama 1 olamaz ya da eksi 1'den büyük de olabilir ancak eksi 1 olamaz. Şöyle söyleyeyim x'in 0'dan uzaklığı pozitif ve negatif yönde 1'den küçük olduğu sürece bu seri yakınsar. Bu da yakınsaklık yarıçapının 1'e eşit olması anlamına gelir. Yakınsaklık aralığı ise eksi 1 ile 1 arasındaydı. Eksi 1 ile 1'in dahil olmadığını da hemen ekleyeyim. Bu durumda aralık 2'ye eşittir ve yarı çapta bunun yarısı yani 1 olur. Bir kere daha tekrar edeyim. X'in 0'dan uzaklığı 1'den küçük olduğu sürece bu seri yakınsar. Anlaştık mı?